Malumunuz zincir marketlerden dolayı mahalle bakkalı ve küçük esnaf iş yapamıyor. Haksız rekabeti önlemek için zincir marketlere bazı kısıtlamalar getirilecek. Yasa teklifi meclise sunulacak. İlk Haber Ajansı'na konuşan esnaf yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini istiyor. Zincir marketlerden dolayı mahalle bakkalları ve küçük esnaf iş yapamaz duruma gelmişti. Yoğun tepkiler üzerine konu meclise taşındı. Haksız rekabeti en az seviyeye indirmek ve küçük esnafı korumak için torba yasa meclise sunulacak. Siyasi partilerin mensuplarıyız. Söz konusu teklif yasalaşırsa, zincir gıda marketlerinde kırtasiye, tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Bir de işe esnaf cephesinden bakalım. Mahalle bakkallarını ve küçük esnafı zincir marketlerle rekabet edebilir hale getirecek torba teklifini esnaf olumlu karşıladı. Hemen yerine getirilmesi gereken, hatta geciktirilmiş bir konu olarak görüyorum. Zincir mağazalarıyla küçük esnaf arasında maalesef rekabet ortamı çok büyük. Ve küçük esnaf bu durumda eziliyorlar. Yani normal zincir mağazaları, zincir marketlerin direkt kendi üreticisinden aldığı malı direktmen perakendeye sunmasıyla küçük esnafın ise birinci el veya iki, üçüncü elden alıp da piyasaya sunması arasında fiyat farkı oluşuyor. Bu da onun ezilmesine sebep oluyor. Şu anda yapılacak tasarı yani tamamıyla da olmasa bir nebze küçük esnafı rahatlatacaktır. Esnaf yasa teklifinin kısa sürede yürürlüğe konulmasını istedi. Öncelikle bu kararı çok olumlu buluyorum. Küçük esnafın bu ekonomik darlık sürecinden geçtiği süreçte böyle bir karar belki bir nebze de olsa küçük esnafı korumaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Zor durumda olan esnaf, yetkililerden ayrıca vergi indirimiyle faizsiz kredi verilmesi talebinde de bulundu. Bu çalışmayı yerinde buluyoruz. Hatta geç kalınmış bir karar. Bu torba yasasını acilen meclisten geçip yürürlüğe konulmasını istiyoruz. Bununla beraber esnafın desteklenmesini istiyoruz. İki senedir esnaf kan ağlıyor. Yani desteklenmesi gerekir. Küçük esnafa faizsiz kredi ve vergi indirimi yapılmasını istiyoruz.